Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Tepeören Tuzla İstanbul'dan sesleniyoruz. Öz Ecan Fidanlık firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın İrfan Yıldırım ve peyzaj mimari Kenan Kırbıyık ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem ürün yelpazeleri hakkında ve bu meslek grubu hakkında hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Özellikle bahara geçtiğimiz şu keyifli günlerde bu mis gibi kokularla bizleri karşıladınız. İnşallah bu sektör daha da ilerleyerek bizlerle olur. Eski çocukluğumuzda olduğumuz gibi bu güzel ağaç dolu, çiçek dolu bahçelere kavuşuruz demek istiyorum. Ve hemen soruyorum efendim. Biliyorum ki 1980'lere dayanan keyifli bir geçmiş var. Yılların bilgi birikiminin, tecrübesinin burada Öz Ecan Fidanlık'ta buluşması var değil mi? 95'li evet. yıllarda. Evet. Bir sene bu 95'lerden hatta 80'lerden diyelim bugünlere taşır mısınız lütfen? Tabii. 1980 yılında kurulmuş olan firmamız sektör değişikliği çiçeklikten peyzaj kırmaya geçmiştir. 200 metre alanda başladığımız işe şu an 5 dönüm arazi üzerinde devam etmekteyiz. Global piyasanın geçeğiyle beraber, yoğunlaşmasıyla beraber bizler de hitap edeceğimiz sayı ürün yelpazesini genişleterek devam etmekteyiz. Değil mi? Şimdi Allah'tan çok keyifli siteler yapılıyor. Çok düzenli siteler yapılıyor ve bunlar sayesinde ve sizlerin bize bu kaliteli hizmeti sayesinde de çok keyifli bahçelere kavuşma şansı yakaladık. Gerek belediyelerin ilgilenerek yani bahçe tasarım anlamında çocuk bahçeleri veya çevre düzenlemeleri anlamında veya gerekse şirketlerin sizlere başvuruları anlamında ve gerekse de biz şahısların direkt başvuruları anlamında tüm yelpazeye hitap edebilecek bir ürünümüz var elimizde. Evet. Şu anda hemen tabii ki tüyo alalım. Hazır sizi yakalamışken biraz sonra tabii ki peyzaj mimarımıza da evet. soracağım. Ama şu anda en istenilen, talep edilen ürün yelpazeniz neler? Yani şu an çevre kuşatma bitkileri, işte leylandisi, limoni sermesi, alev ağacı dediğimiz bu tip çevre kuşatma ve iç dizayndaki peyzaj düzenlemeleri. Tabii yeni bu sektörün şeyiyle beraber peyzaj mimar arkadaşımızın da 12 yıllık buradaki çalışım deneyimiyle beraber daha çok artık peyzaj üzerine, çizim üzerine ve üç boyutlu çalışma üzerine devam ediyoruz. Ve arkadaşımızın yapmış olduğu projeleri birebir ona göre uygulamaya devam ediyoruz. İsterseniz Kenan Bey bu konuyu anlatsın size. Değil mi? Burada evet onu heyecanla bekliyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'mizin kanayan yarasıyla karşı karşıyayız. Evet. Artık peyzaj yavaş yavaş anlaşılır hale geldi ama eskiden bütün bu peyzaj mimari ile uğraşan sevgili değerli arkadaşlarımız bir bahçıvan gözüyle gözülüyordu. Ama kesinlikle. Peyzaj mimari bir sanatın, bir ruhun işlenmesi. Gerçekten bunun için size teşekkür ediyoruz ki bu muhteşem bitkileri ruhunuzu bütünleştirerek bizlere sunduğunuz için. Burada Kenan Bey çok büyük teknik konular var, bilgi gerektiren konular var. Gerçekten her bölgemize hitap ediyorsunuz. Burada sadece İstanbul'umuza bağlı değilsiniz. Mevsimsel değişikliklere uygun olarak da sizlerin önerileri doğrultusunda ömürlük bitkilere kavuşma şansı elde ediyoruz. Toprak farklı, mevsim farklı, yağmur alanı farklı, karalımı farklı. Biraz bu konularla ilgili bilgi rica edeceğim. Tabii. Çünkü gerçekten bu konu çok harcanıyor demek daha doğru olacak. Buyurun efendim. Şimdi efendim biz bir projeye başlarken İstanbul'u da sırf İstanbul olarak değil de İstanbul'un içinde bile farklı. Şu anda Tepeören bölgesindeyiz. Buradaki derece farkı aşağıdaki Pendik, Tuzla olmasına göre yani 5 derece daha soğuk. Kesinlikle. Burada da planlama yaparken bitkileri de buna göre seçiyoruz. Yani müşterilerimize de hangi bitki nerede nasıl yetişir? Artı toprak yapısından da bahsediyoruz. Buranın toprak yapısı, buranın demeyelim de her bahçenin birbirinden farklı bir toprak yapısı var. Bunu hesaplarken de, bunu da müşterimize sunarken de toprağı da yani biz burada şey yapıyoruz, göz önüne alıyoruz ki bitkilerin gelişmesi açısından, aynen öyle, bitkilerin gelişmesi açısından bu çok önemlidir. Şu anda bitkiyi dikerseniz birkaç sene çok rahat hiç bozulmadan devam eder. Ama ilerleyen yıllarda
ham toprağa ulaştığı zaman bitkilerde yavaş yavaş bir duraklama dönemine gidiyor. Kökler o toprağa girmeye çalışıyor işin doğrusu. Değil mi diplere? Tabii ki. Yani bu yüzden altyapıyı iyi çok düşünmek iyi lazım. Gerekiyor. Biz bunu devamlı müşterilerimize söylüyoruz. Altyapı çok önemli. Yani bu toprak mutlaka değişmesi lazım. Güzel bir toprak, gübresi, torfu, milli. Yani bu karışmayla beraber yapmak lazım. Biz tabii ki her şey maddiyat işin doğrusu. Müşterinin bütçesine uyar mı uymaz mı? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani düzgün olması bakımından işin. Ondan sonrası tabii ki müşteriye kalıyor. Bütçe onun bütçesi. Değil mi? Burada sizlere geliyoruz. Bizler yani müşteriyi diyelim ki şu kapıdan içeriye girdi ya sonrası diyelim. Bu kapıdan içeri girdiğiniz zaman biz maddiyatı bir kenara bırakıyoruz. İşin burada en önemli noktası bitkinin gelişmesi. Bitki olur mu olmaz mı? Sizin bahçenizde yetişir mi yetişmez mi? Saksıda düşünüyor bazı müşterilerimiz. Evin içinde olur mu olmaz mı? Narenciye kısmına giriyor yine. Bu bölgede imkansız. İstanbul, Marmara bölgesine yetişmez. Daha çok Rize, Antalya bölgesinde. Ama yine de İstanbul dışı hiç yetişmez. Aynen öyle. Ama yetiştirmek için yani hani elimizden geleni yapıyoruz burada. Saksıda, barenden içinde, kuytu bir noktada, yani bu noktaları öneriyoruz. Yani biz elimizden geleni söylüyoruz, bitki sağlığı açısından işin doğrusu. Peki efendim, çok özür diliyorum. Burada İstanbullular sizlerden yararlanabiliyorlar ama ben biliyorum ki eğer size başvurmuşsa tüm Türkiye adına bizlere hizmet veriyorsunuz. Evet. Bunun için de gene teşekkür ediyoruz ki bizleri geri çevirmediğiniz için. Burada yapılan aşamalar biraz evvel bahsettiğiniz tabii ki basamaklarla ilerlemesi gerekiyor ama bir o kadar da bunların bakımı önem taşıyor ki sağlıklı yıllar boyu bizlerle olsun o güzel bitkiler. O konuda da küçük bir bilgi alabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz de aşağı yukarı 5 seneden beri periyodik bakım yapıyoruz. 8 kişilik bir personelimiz var. Bunları 2 ve 3'e ayırarak her girdiğimiz bahçeye ayda 2 sefer giriyoruz. Bu sene boyu devam ediyor. Bitki budamasından, ilaçlamasından, çimlerin kesilmesi, havalandırılması, gübrelenmesi dahil olmak üzere her sene ayda 2 defa olmak üzere devam ediyoruz. Aşağı yukarıda da 5 seneden beri de bu işlem devam etmekte. Değil mi? Çünkü burada sadece yaptırmak değil, yaptırdıktan sonraki bakım da çok çok önemli. Yani bu tüm her şey için geçerli. Hı-hı. Hani satın aldığınız bir ürün yelpazesinde bile hani bakmazsanız tozların tozunuzu almanız lazım. Arabanızın işte yağıydı, benzinliydi gibi. Mutlaka, aynı bu sektörde peyzaj deyip geçmemek lazım. Bakım gerektiren, evet, özen gerektiren bir bebek gibi gerçekten çok hassas çiçeklerimiz çok var. O anlamda o hassasiyetin görülmesi için de uzman ellere ihtiyaçlar var. Çok doğru, onu söyleyecektim ben. Değil mi efendim? Bilen birisinin bakmasında fayda var. Biz bunu devamlı söylüyoruz müşterilerimize. Anlayan birisi baksın, bu başımıza kanayan bir yara. Yani bugün tabirlerindeyse eline bir makas alan bahçıvanım diye kesinlikle, bahçeye giriyor, budamaya kalkışıyor. Biz bu sektörde 15-20 seneden beri varız. Biz bile onlar kadar bilmiyoruz, yeri geldiği zaman diyoruz kendi kendimize. Yani müşterilerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor biraz da. Çok yani işi eğil insanlara bıraksınlar. Değil mi? Herkes arkada kalmasın. Yapsın çok diyoruz. Doğru. Nasıl ki bir avukat doktorluk yapmıyorsa, keza ne bileyim bir inşaat mühendisi gidip bir eczacı olmuyorsa, aynı şekilde gerek peyzaj sektöründe gerekse tüm sektörlerde herkes kendi alanının işini yapmalı çok diyoruz. Doğru. Buradan ki başımız ağrımasın. Tam bir soru soracağım. Buyurun. Özür dileyerek. Bizler efendim yani biz müşteriler sizler gibi firmaları tercih ederken nereye dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diye? İlk başta o firmanın köklü olup olmamasına. Mutlaka bugün internetten de olsa bayağı bir müşterilerimiz bizi arıyor. Gidip teklif veriyoruz, ölçü alıyoruz. Yani bahçesine bakıyoruz. İlk önce buna baksınlar. Yani köklü bir firma olup olmadıklarına, yerleşik bir firma olup olmadıklarına. Referanslar. Tabii ki referansına baksınlar ki ondan sonra zaten gerisi geliyor yani. Burada biz de çok teşekkür ediyoruz. 1980'lere dayanan bir geçmiş. 95 yılında Özbecan olarak bizlerle birliktesiniz. Yani dile kolay neredeyse 20 yıldır bizlerlesiniz. Evet. İnşallah nice 20 yıllar bizlerle olursunuz diyerek hemen sormak istiyorum size. Hedefler arasında neler var diyorum İrfan Bey.
Çıtayı yükseltmeyi düşünüyoruz tabii ki ama piyasa şartlarında biliyorsunuz yani bu yurt dışı bugün baya baya bizi etkiliyor. Yani iç piyasayı korkunç derecede etkiliyor. İç piyasada da sağ olsunlar Tarım Bakanlığımızın baya bir sıkı şeyi var, politikası var. Yerli üreticiye, yerli şeye karşı. Onlar da biraz esneklik sağlarsa yurt dışı ile rekabet şansımız artar. Biz de yerli malımızı yurt dışına şey olmadan, muhtaç olmadan çok iyi bir şekilde lanse ederiz. Vallahi çok çok haklısınız. Fuarlara da katılıyorsunuz öz ecem filancılık olarak. Evet. Burada ve inşallah ilerleyen dönemlerde de burada yurt dışında da sizleri görebiliriz. Burada tüm dünya konuklarını ağırlıyoruz fuarlar olarak, evet, da. Oradan da yurt dışına açılımda çok çok katkısı oluyor diye düşünüyorum. Hı. Nice fuarlarda, nice yıllar boyu ve aynı şekilde mesleğiniz zorultusunda da 17 yıl olmuş değil mi? Evet. Dolu dolu 17 yıl, nice 17 yıl boyu bizlerle olmanızı diliyoruz. Ama aynı kaliteyle, aynı özveriyle, İnşallah, aynı uygun fiyatla, aynı kaliteyle, evet, ve aynı güler yüzlerle birlikte sağlıcakla kalın. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Sektör Arayan Merkezi izleyicileri, Tepe Ören Tuzla İstanbul'dan, Öz Ecem Filancılık'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. 1980'lere dayanan keyifli bir geçmiş ve artık fidan deyince, fidancılık deyince, peyzaj deyince adres belli diyoruz. Öz Ecem Filancılık. Söz Merkez Stüdyolarında.